Evet, merhaba sevgili TGRT Post'un sesi izleyicileri. Bu haftaki durağımız Fransa'nın Mülhouse bölgesi sevgili izleyenler. Mülhouse'da mobilya denince ilk akla gelen möblet mağazası sevgili izleyenler. Yanımızda möblet mağazasının değerli sahibiyle birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Biz TGRT Post'un sesinden geliyoruz. Hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyalım ilk önce. İsmim Cemalettin. Cemalettin Gündoğdu, Sivaslıyım. 13 yıldır mobilya sektöründe Mülhouse'da değerli halkımıza hizmet veriyoruz mobilya adına. Peki ne gibi çalışmalarınız var? Mobilya adına ne varsa bizde mevcut. Yatak odası, yemek odası, çocuk odası, bebek odası. Yani mobilya deyince aklınıza ne geliyorsa hemen hemen her boyutu bizde bulunuyor. Evet, peki Möblet'in hedefleri nelerdir? Möbet'in hedefi bir Avrupa'da kendi ismimize marka olma. Möbet ismini bir istikbal gibi halkımıza duyurma. Daha doğrusu halkımızın güvenini kazanarak Möbet ismini markalaştırmak. Evet, baktığımızda daha önceki buraya gelen müşterilerle röportaj yaptık. Sadece müşterileriniz buradan değil, baktığımızda mobilyadan gelen var, Besançon bölgesinden gelen var. Bayağı sevilen bir firmanız var. Evet, doğru. Biz gerçekten tek hedefimiz para kazanmak değil. Tabii ki başlangıçta onu hedeflerimiz arasına koyduk. Ekmeğimizi buradan kazanalım istedik ama şu anda iş farklı bir boyuta gitti. Mobilya sektöründe gerçekten güzel isim yaptık biz. Reklamımız tesadüfen, tevafukun görülmüş şeyler değil. Komşuları herkes kolundan tutuyor. Biz Möbet'ten aldık, memnunuz, sizi de götürelim diye müşteri biriktirdik. Dolayısıyla kilometreye bakmadık. Yaklaşık 250-300 kilometre etrafa hizmet ediyoruz. Evet, peki siz mi kuruyorsunuz Mağaza olarak biz kurabiliyoruz. Yalnız bizde montaj ücretli. Bütün fiyatlarımızın içinde nakliye dahildir. 40-50 kilometre çevreye kadar nakliye biz yapıyoruz. Onun haricinde işte 200-250 kilometreye gidilecekse örneğin bir yol masrafı alıyoruz. Ama kurma fiyatımızın içinde değil. evet, peki evlenecek yeni çiftlerimiz için özel bir promosyon var mı? Var tabii. Şu anda koltuk takımı, yatak takımı alanlara ikisi bir. Mesela şu anda promosyonumuz var. 1200 liralık takımlarımızı 990 liraya veriyoruz. Yani yaklaşık %25-30 gibi bir indirim veriyoruz genç çiftlerimize. Evet. Tabii bunun içinde bazen yatağını veriyoruz, bazı yatak odası halısını veriyoruz. Gençlere devamlı indirim yapıyoruz, yeni evlenen gençlere yardımcı oluyoruz. Yani evlenmelerine, ev sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz yani. Evet, baktığımızda buraya geldiğimizde ilk gelen müşterilerden şunu söylediler: güler yüzlü personeller, çay ikramları, yani sürekli güler yüzlü bir personelle karşılandıklarını söylüyorlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii biz müşterimize, biz Anadolu insanıyız. Müşterilerimizin geneli de Anadolu insanı. Anadolu'da bir mobilya dükkanına vardığında hangi sıcaklıkları, hangi hizmeti görüyorsa biz de Avrupa'da bir Anadolu yaşatma adına aynı şeyleri yapıyoruz. İşte gelen müşterimize çay, kahve, çeşitli meşrubat ikram ediyoruz. En azından bir Türk mekanına vardığını hissetsin diye. Tabii herkes mecburiyetinde alışveriş yapmak mecburiyetinde değil. En azından burada bir geçici dönemde olsa bir Anadolu yaşatıyoruz. Onun için müşterilerimize güler yüz göstermek mecburiyetindeyiz. Onları burada yine bir Anadolu şehrinde alışveriş yapıyorcasına sıcak karşılıyoruz. Alsın almasın bizim için çok önemi yok. Sadece onlara biz ilgimizi gösteriyoruz. Tabii ilgiden ziyade hizmetimiz de bir farklı bizim. Avrupa'da hemen hemen çok iddialı bir laf belki ama satıştan sonraki hizmette biz çok öncüyüz. Çok öncüyüz. Fransız mağazalarından da çok öncüyüz. Mutlaka eksiklerimize koşturuyoruz, garantimizin arkasında duruyoruz. Çok kısa zamanda bütün ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi telafi ediyoruz. Müşteriyi perişan etmiyoruz. Onlar da bizi perişan etmiyorlar. Hemen komşunun kolundan tutup koşturuyor Möbbet'e. Bunun karşılığını da biz görüyoruz yani. Evet, peki müşteri kitleniz genellikle Türkler mi yoksa Fransız, Arap mı?
%90 Türkler, Makedonyalı var, Kosovalı var, Araplar var, Romanlar var, çok az da olsa Fransızlar var. Şu andaki müşteri kitlemizin geneli Türkler yani. Evet, peki size nasıl ulaşabilirler Möblet Mağazası'na bazı izleyicilerimiz? Bize nasıl ulaşabilirler? Möbvet artık bir marka oldu dedik. İsim de gayet duyulur bir şekilde. Örneğin möbvet.com'dan bizim internet sitemiz, orada bütün bilgilerimiz bize mevcut. Mülus'ta da artık Mülus şehrine geldiklerinde adres falan sormasına gerek yok. Hangi Türk'e rast gelirse sorursa çok rahatlıkla, zaten şehir merkezindeyiz. Pazar yerine çok yakın bir konumdayız. Mağazamızın yeri gayet basit. Park sorunumuz yok. Dolayısıyla bizi bulmaları çok da zor değil. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. Alaka gösterdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz için. Gerçekten biz bunu illa da bir para kazanma amaçlı yapmıyoruz. Tabii hedeflerimiz için de var ama şu anda da yıllarca esnaflık yapan arkadaşlarımız maalesef kendi aramızda çok iyisini bırakmadılar. Her gelen müşterilerimizden ilk duyduğumuz şey, biz geldik ama Türklerden mal alınmaz diye geliyorlar. Ama daha sonraki hizmetimizde görüyorlar ki Türklerden de mal alınabilirmiş. Gerçekten bu ismi biz iyi kullanıyoruz. Türklerden mutlaka mal alınmalı. Bunun karşılığı demektir? Mutlaka hizmet edilmeli müşteriye. Biz de bunu yapıyoruz. Türklerden mal alınır, yerleştiriyoruz tekrar insanlarımızın bilincine. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz de TGR'de Postun Sesi ekibi olarak size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.